Evet, hemen telefon hazırmış. Ondan başlayalım. Gününüz bereketli olsun diyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı pazarlar, hayırlı sabahlar efendim. Buyurun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Hocam da ayağımızı sırat-ı müstakimden kaydırmasın. Hocam benim şöyle bir sorum var. Evet. Şimdi kadının boşama hakkı var mıdır? Bugünkü şartlarda herhangi bir zulüm, işkence şu bu olmadan işte kadın gidiyor mahkemeye veriyor herhangi bir nedenden, kendine göre geçerli bir sebepten. Mahkeme bu kadının verdiği şeyle erkek boşanmak istemezse de neticede boşuyor. O Evet. zaman İslam anlamdaki nikah sakıt oluyor mu? Evet, güzel bir soru. Bu cuma günü Diyarbakır'daydım. Sayın Evet hocam. üniversite rektörümüzü de ziyaret ettik. O da bizimle sağ olsun güzel bir ağırlama yaptı, ev sahipliği yaptı. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı Kayapınar olsun. kaymakamımıza, belediyesine, valimize hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, genel sekretere. Güzel de konferanslar yaptık orada. Şimdi orada bana bir kitap hediye ettiler. Kitapta ne? Osmanlı döneminde Diyarbakır Şer'i Siciller kitabı. Şu Evet ana hocam. kadar 13 cilt olmuş, devamı gelecek. 30 cilt olacak herhalde. Tam da açtı, hocam bir bak buraya dedi. Aynen şöyle yazıyor. Kadı Efendi'ye bir hanımefendi, kocasının kendisine şiddet uyguladığından dolayı, darp ettiğinden dolayı kadıya şikayet ediyor. Kadı Efendi de hemen derhal aralarını halleyledik diyor. Boşadık. Kadının, yani kadının, hakimin, kadının şikayetinden dolayı evlileri ayırması şer'an caizdir. Hüküm böyledir. Çünkü o kitap ve sünnete göre hareket eden bir kadı, bir taraf haklı gördüğünde, diğer taraf istemese de, erkek ben ayrılmak istemiyorum. Ama kadın mağdur. Mağdur tarafı tutarak, tersi de olabilir. Kadın ayrılmak istemiyor, erkek ayrılmak istiyor. Kadı aralarını ayırır. Dolayısıyla bu da bir şer'i hükümdür. Hiçbir sakıncası yok. Böyle bir, tabii burada şu var, sizin sorduğunuzda belki o da var. Hiç ceviz kabını doldurmayacak, eften püften bir sebep. O Hocam zaman benim sorumda biri o var. Bir de açık ve net olarak söyleyeyim. Şimdi İslam toplumu olan bir toplumda İslam hukukunun geçerliği olduğu bir tarzda bu dediğiniz herhalde mültekada da var sanıyorum. Bugünkü ülkemizin kanunudur, hakimdir, saygı duyarız. Ama hukuk sistemimiz biliyorsunuz Roma hukukuna göre işlemektedir. Ben İslam anlamda nikahın düşüp düşmediğini, boşama yetkisinin olup olmadığı anlamında sordum. aynen, aynen. Burada devlet, bir devlet var. Devlet Evet hocam. sizin nikahınızı şahitler huzurunda, toplum huzurunda bir efendim nikah memuruna ya da bir hocaya, müftiye, bugün müftiye de aynı yetki verildi. Evet Nikahınızı hocam, müftü. kıyıyor. Nikahınızı kıyan Doğru. devlet anlaşmamazlık halinde, darp halinde, haksızlık halinde, malla Evet. ilgili hukuklarda tasarruf hakkına sahiptir. Buna biz uymak durumundayız. Dolayısıyla bu devletin boşaması boşama yerine geçmez diyemeyiz. Nikahınızı nasıl kıymışsa, ilan etmişse, geçerliyse boşama da, ama burada hukukta bir haksızlık varsa o zaman deriz ki bu hukukun yaptı. Mesela hukuk bugün süt kardeşlerin evlenmesine karışmıyorsa, Evet hocam. din buna karışıyor. Hakim her ne kadar bu caiz dese de biz deriz ki haşa, öyle bir şey haram. Ama burada kadının vereceği hükümle bugünkü hakimin vereceği hüküm örtüşüyor. Herhangi bir sakınca yoksa orada Evet, boşama doğru. olur. Bunda sakınca Tamam yok. hocam, Allah işinizi gücünüzü rast Amin. getirsin. Hocam bir soru daha sorma vaktim var mı kimsenin hakkına girmiş olmayayım? Güzel sorular soruyorsun. Çok daha güzel, sevdim. Allah razı olsun. Buyurun. Estağfurullah hocam. Şimdi halk arasında berdel mi diyorlar, bir şey diyorlar. Evet. Ancak Evet. ben fıkıh kitapları karıştırdığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte çocuklar küçük, iki kız ve erkek. Diyor ki
ben aldım. Anne baba da veli oluyor ya hani. Evet. Onların anası babası da kızı verdim diyor. Oğlanın anası babası aldım diyor. Evet. Zaman geliyor. Takdiri ilahidir. İşte bunlar belli bir yaşa çağa geldikten sonra istense de istenmese de Allah takdir etmiyor. Bunların evliliği gerçekleşmiyor. Evet. Şimdi burada o diğer kişiyle evlenen bayanın nikahının sahibi olması için o kişi talakla o hiçbir araya gelmediği annesinin babasının velayeti döneminde yapmış olduğu böyle bir sözleşmeyden dolayı nikah atmasına gerek var mı? Hayır, gerek yok. Çünkü o bir nikah değildir. O sadece bir söz vermedir. Nikah olmamıştır. Nikah olması için tarafların icabı ve kabulü gerekir. Taraflar henüz icap kabule zaten yaşları tutmaz. Bir yaşında, bir, iki yaşındaki çocuğun sen nikahını kıyıyorsun kendine göre. Onlar rüşt çağına geldiğinde, nikah çağına geldiğinde kendilerine sorulmalıdır. Sorulmadıktan sonra beni birisi birine nikahlamış. Böyle bir nikah olmaz. Dolayısıyla geçerli yok ki talak olsun. Tamam Allah, hocam. Emanet peki olun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Rabbim bize ayağımızı kaydırmasın. Sağ ol hocam, kardeşim. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.